Ama senin cezanı nasıl keselim? Ya sen gerçekten tam bir maymunsun. Ablam senden ne buluyor şaşırıyorum doğrusu. Pes yani. Bana bak çiçek. Eğer benim adım Taner Hekimoğlu'ysa o bana attığın tokadın acısını senden çok pis çıkartacağım, emin olabilirsin. Hı hı. Oo. Dünür Efendi, kolay gelsin. Ne arıyorsun sen burada? Ne oldu ya? Dünürümüzü ziyarete geldik. Kötü mü ettik? Yürü git be adam, dünürmüş. Çık dışarı, başım belaya sokma benim. Ne o sepet havası? Benim oğlan da burada çalışmıyor mu? Ona bakmaya geldik. Yedik mi lan bahçeni? Baba. Oo. Çiçek kızım, hoş geldin. Hadi kızım sen eve geç, oyalanma. Baba sen? Eve. Ya sen bahçıvan mısın? Bekçi misin be? Ben oğlumu görmeye geldim. Hesap mı vereceğim lan sana? Beni dellendirme Recep Efendi. Oğlunun işi arabada. Çık dışarıda bekle, bekleyeceksen. Ya oğlan gelene kadar İki dünür. Az laflarız işte. Niye kovuyorsun be Salih Efendi? Dünür münür deme bana. Benim sana söyleyecek bir lafım yok. Tamam. Sen sus, ben söyleyeyim. Benim oğlan bugün gazetelere çıktı. Gördün mü? Ne gazetesi? Hadi hadi. Zoruna gitti değil mi? Senin kız rezaletiyle çıkar gazetelere. Benim oğlan da marifetiyle. Çık ulan dışarı, kızımın adını ağzına alma. Kızın işte öyle demiyor. Baktı benim oğlan meşhur oluyor. Ne yapıp edip yüzüğü taktı parmağına. Benim oğlan kıymete bindi, kıymete. Çık ulan dışarı. Çık. Çık dışarı. Efendim Çiçek. Müstakbel kayınpederin bahçede babamı delirtiyor abla. Haberin var mı? Geldim, dur. Çık! Çık! Hayda! Aldık mı başımıza belayı? Baba! Baba! Ne oldu? Baba neyin var? Ya abla tansiyonu fırladı galiba. Babacığım, babacığım. Tansiyon değil bu. Çiçek, Çiçek ambulans ara. Hadi çabuk. Baba. Nerede kaldın sen ya? Ömer Bey çok sinirli, söyleyeyim sana. Tamam geldik işte, git işine. Ah, terbiyesiz. Hem yerine bakıyoruz hem trip atıyor. Of. Ömer Bey nerede? Karşıda, Aslan Bey'in odasında. Dış gebelik ciddi hayati sonuçlara yol açabilir. Zamanında müdahale edilmezse İç kanama ile şok ve ani ölüm riski. Merhaba, Yonca ben. Bekir Bey'le mi görüşüyorum? Hatırladınız mı beni? Ben geçen sene sizden bir doktor raporu istemiştim sahte, hastalık izni için. Bekir Bey, benim yine size işim düştü. Ama bu sefer çok daha önemli. Baba. Baba.
Baba, iyi mi nasıl? Baba, aç gözlerini oğlum, baba. Baba. Kalk beni be. Anladınız her şey değil mi? Bakın çok inandırıcı olması lazım yoksa biterim. Ne kadar vermem lazım? Haftaya görüşürüz Leyla Hanım. Olur Ömer Bey, iyi günler. Sağ olun. Tamam, ben tekrar arayacağım sizi. Çok özür dilerim Ömer Bey. Mazeret istemiyorum Yonca. Lütfen kendine çeki düzen ver. Mesai saatlerinde de işinin başında ol. Bir daha seni uyarmayacağım. Abla, abla babam. Ne oldu? Abla babam sanırım kalp krizi. Niye böyle oluyor ya? Niye hiçbir şey söylemiyorlar? Babam. Yürü. Yürü, ne olur söylesene. Ne yaptı o adam babama? Ha, ne yaptı? Ay, deli olacağım. Deli olacağım. Ne yaptı o herif yine babama? Söylesene, ne yaptı yine ya? Yonca, şimdi sırası değil. Gülürüm. Babanla bizzat ben ilgileneceğim. Kalp damardan çok iyi iki tane doktor arkadaşıma haber verdim. Birazdan burada olurlar. Merak etme, babana hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Siz de burada beni bekleyin. Birazdan hepinize bilgi vereceğim. Ömer Bey. Size güveniyorum. Ha, tamam, onu anladım da bir dinlerseniz. Beni Hale Hanım, neydi ki onun soyadı ya? Gülfem Sipahi'nin Hale Hanım işte. Ha, o, ta kendisi. Ha, şimdi ben Hale Hanım'ın aracıyla bir tane randevu rica edecektim. Yarın saat 4'te. Tamam, tamam, kolay gelsin. Hayırlı işler. Gülfem Hanım, ben o Hale Hanım'ın verdiği ajansı aradım. Nereye gidecektik? Gülfem Hanım. Eve. Peki. Hayır, hastaneye. Allah kahretsin o sarhoşu ya. Pislik. Öldürecek sonunda babamı ya. Yonca, Allah aşkına sinirimi, asabımı bozma artık. Ne siniri, ne asabı ya? Bir ezik olan çocuğunun sarhoş babası yüzünden şu halimize bak. Ben bahçedeyim. Abla.